Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için podcast 6 kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman takkom.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'in bu bölümünde yeşil sahaların en karmaşık hikayelerinden birine, Mesut Özil'in kariyerine odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Yabancı işçi istihdamı, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden ayağa kalkma sürecinin önemli politikalarından birisiydi. Yıkılmış bir ulusun yeniden kalkınması için iş gücüne ihtiyaç vardı. Bunun için ağır sanayi hamleleri, fabrikalar ve üretim ekonomisi alternatifi olmayan bir zorunluluktu. Elbette tüm bu sanayi hamlelerini yürütecek insan gücüne de ihtiyaç vardı. Bunun için 30 Ekim 1961'de Türkiye ve Federal Almanya arasında iş gücü anlaşması imzalandı. Bu doğrultuda 27 Kasım 1961'de Türkiye'den Almanya'ya ilk işçi kafilesi yola koyuldu. Sirkeci garından çıkıp Düsseldorf'a ilerleyen bu tren, takip eden yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç edecek yüz binlerce insanın yapacağı umut yolculuğunun ilk vasıtası olacaktı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinden çıkan Özil ailesi de 70'lerde Almanya'nın yolunu tutanlardandı. Mustafa Özil çok genç yaşta Gülizar Hanım'la evlenmiş, ilk çocukları ise 1986'da dünyaya gelmişti. İsmini Mutlu koydular. İkinci çocukları ise 2 sene sonra doğdu. Ona da ilk oğulları Mutlu ile aynı anlamı taşıyan Mesut adını verdiler. Mustafa ve Gülizar çifti, göçmen olarak geldikleri yeni vatanlarında Mutlu ve Mesut olmanın yolunu evlatlarında bulmuştu. Mesut'un bebeklik günlerinde Soğuk Savaş daha yeni bitmişti. Berlin duvarı yıkılmış, Doğu ve Batı Almanya birleşmişti. Çocukluk yıllarında tüm yaşıtları gibi Mesut da soluğu sokakta aldı. Gelsenkirchen'in göçmen gettosunda futbol topuyla tanıştı. Maymun kafesi olarak adlandırılan yoldan bozma bir sahada gece gündüz top peşinde koşarak büyüdü. Nefes almak ve yemek yemek dışında tek yaptığı şey futbol oynamaktı Mesut'un. Ailesi onun bu ilgisini fark etmişti. Bunun üzerine 1995 yılında şehrin amatör kulüplerinden Westfalia 04 Gelsenkirchen'e yazdırdılar oğullarını. 12 yaşına geldiğinde imkanları daha geniş olan Rot-Weiss Essen'in altyapısına girdi Mesut. Dışarıdan bakıldığında zayıflıktan kopmak üzere olan bir çocuktu. Kocaman gözleriyle arkadaşlarının alay konusu olan Mesut, futbol topuyla buluştuğu anda adeta bir sihir yaratıyor, meşin yuvarlığa hükmediyordu. Yaşıtlarına göre fazla iyiydi. Baba Mustafa Özil'in de bunu farkına varması uzun sürmedi. Mesut 16 yaşındayken Essen'den gelen profesyonel mukavele teklifini geri çevirdi baba Özil. Oğlunun kolundan tuttuğu gibi şehrin en köklü kulübü Schalke 04'ün kapısını çaldı. Mesut artık Avrupa'nın en iyi altyapılarından birinde futbol öğrenecekti. Zaman içinde tüm yeteneklerini gösterdi Mesut. Schalke 04'ün başkanı Gerhard Rehberg, onun genç takımda gösterdiği performansı izleyince bir hazine bulduklarını hemen anlamıştı. Ancak Mesut'un daha büyük müsabakalarda boy göstermesi, tabiri caizse pişmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda yıldız adaylarını ana vatanına, Türkiye'ye gönderme kararı aldılar. İlk önce Galatasaray Başkanı Özsan Canaydın'a önerildi Mesut. Başkan, arkadaşlar bir baksın deyince Florya'ya tesislere götürüldü. Galatasaray'ın altyapı sorumluları çocuğu görür görmez, çok cılız, solucan gibi, bundan topçu olmaz, denemeye bile gerek yok diyerek geri çevirdiler bu genci. Ardından soluğu Beşiktaş'ın tesislerinde aldılar. Burada da Mesut için futbolcu tipi yok yorumu yapıldı. Mesut kendini geliştirebileceği bir kulüp bulamadan Almanya'ya geri dönmek zorundaydı. Kariyerine doğup büyüdüğü topraklarda devam etti genç Mesut.
Schalke formasıyla çıktığı ilk profesyonel maçtaki rakibi Frankfurt olmuştu. Karşılaşmanın 80. dakikasında Hamit Altıntop'un yerine oyuna girdi genç yetenek. Sonraki maçlarda aldığı süreyi arttırdı. Kısa zamanda takımın değişmez ismi olmuştu. 18 yaşındaki genç Mesut artık Bundesliga'nın gelecek vadeden yetenekleri arasındaydı. Takvimler 31 Ocak 2008'i gösterdiğinde Mesut'un hayatını değiştirecek olay gerçekleşti. 2007-2008 sezonunun ara transfer döneminde Werder Bremen'in yolunu tuttu. Bremen, Mesut'a çok iyi gelmişti. Burada gerçek anlamda kendini buldu genç oyuncu. 2009-2010 sezonunda takımın orta sahadaki çapası olmuştu. O sezonun sonunda Werder Bremen ile İstanbul'da oynanan UEFA Kupası finalinde de forma giydi. Bremen finali kaybetmiş olsa da Mesut 4 yıl önce geri çevrildiği şehre UEFA Kupası finalisti olarak dönmüştü. Bremen'deki performansı 20 yaşındaki yıldız adayının isminin de duyulmasını sağladı. Sadece 3 sene önce İstanbul'da ayaklarına kadar gittiği yetkililer kaçırdıkları balığın büyüklüğünü fark etmiş, Mesut'un Türkiye A Milli Takımını tercih etmesi için kulis çalışmaları yapmaya başlamıştı. Ancak iş işten geçmişti. Mesut, Almanya A Milli Takımını tercih ettiğini duyurdu. Bu tercihinin sebebini de şu sözlerle açıkladı. Ben ve ailem her zaman Türk kalacağız. Fakat doğduğum, yaşadığım ülke olan Almanya'nın formasıyla kendimi daha iyi hissediyorum. O günlerde Mesut'un Türkiye formasıyla oynaması için ciddi bir kamuoyu oluşturulmuştu. Bu baskılara karşı dönemin milli takım teknik direktörü Fatih Terim şu sözlerle tartışmalara noktayı koydu. Bir ara tutturdunuz Mesut. Ya adam gelmek istemiyor dedik. Kimse inanmadı, istemedi onu. Ben diyorum ki eğer ben bir insana ricayla Türk milli takım formasını verecek isem işte o zaman beni burada çarmıha gelin. Bu forma bizim formamız. Bu forma bu ülkenin forması. Bu forma dünyanın her tarafındaki Türklerin forması. Onun için bunu isteyenler giyecek. Giymediği zaman üzülenler giyecek. Ben olduğum sürece burada bundan sonra bunu isteyerek, ölerek, bayılarak sevenler, isteyenler giyecek. 2010 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımının formasını geçirdi sırtına Mesut. Dünya üçüncüsü olan takımıyla Gana'ya attığı gol tüm gezegende tanınmasını sağladı. Güller de top hala. Dışarıya Mesut gol pozisyonu, şut da gol! Mükemmel bir gol Mesut Özil'den. Mesut için Bremen yolculuğu da fazla uzun sürmeyecekti. O artık Avrupa'nın gelecek vadeden en büyük yeteneklerinden biriydi. 17 Ağustos 2010'da hayatının imzasını attı. İspanya devi Real Madrid'in formasını giyecek, dünyanın en iyileriyle birlikte oynayacaktı. Los Galacticos'a transferini Real'den teklif geldiğinde geri çeviremezsiniz sözleriyle değerlendirdi genç oyuncu. Burada takımın yıldızı Ronaldo ile yakaladığı uyum dikkat çekiyordu. Çıkmadılar şimdi Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! 2-1 oldu Ronaldo! Madrid 2-1 önde! İşte Mesut Özil, Di Maria harika bir top Mesut'tan. Geçti, sağ taşıdı, topu ağlara gönderdi. Portekizli. O sezon ligdeki 38 maçın 35'inde görev alan Mesut, Ronaldo'ya yaptığı birbirinden güzel asistlerle adeta ışıldıyordu. O yılın sonunda altın ayakkabı ödülünü alan Ronaldo, Türk asıllı yıldıza teşekkür edecek ve benim oyunuma çok fazla katkı sağladı diyecekti. Ronaldo yıllar sonra verdiği bir başka röportajda da Mesut geldikten sonra gol rekorunu kırdım diyerek partnerinin hakkını bir kez daha teslim etti. 2010-2011 sezonunu 25 asistle tamamlayan Özil muazzam bir seviyeye ulaşmıştı artık. Ertesi sezon takımın patronu Jose Mourinho onu oyun kurucu olarak görevlendirdi. Aynı yıl Real Madrid La Liga şampiyonluğu kazandı. 3. yılında da yine asist kralı oldu yıldız oyuncu. Bu başarıyı La Liga'da 3 sene üst üste tekrarlayan ilk futbolcu unvanını da kazandı böylece. O artık 25 yaşında kariyerinin zirvesinde bir süperstardı. Üstüne üstlük Real Madrid'in değişmez isimleri arasında yer alıyordu. Ancak yeni bir macera da önünde uzanıyordu Mesut'un. 2 Eylül 2013'te 50 milyon euro karşılığında bir başka dünya devi Arsenal'e transfer oldu.
It has taken some time, and what are we? We are just over half an hour from the window closing, and Arsenal have pulled off the signing of Mesut Ozil. A 5-year contract was put on the table to him. He has signed that. Mesut Ozil is now only playing in the Premier League for Arsenal. Bu, Türk asıllı bir futbolcu için ödenmiş en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçmişti. O günlerde Almanya ve İspanya basını Madrid'in Mesut'u neden gönderdiğini epey sorguladı. Yapılan haberlerde Mesut'un özel hayatı ve disiplin sorunları yaşadığı, kulübün bundan rahatsız olduğu iddia ediliyordu. Mesut ise yıllar sonra verdiği bir röportajda Arsenal'e transferi için "Gitmek istemiyordum. Madrid'de mutluydum. Neden böyle oldu anlamadım. Beni Londra'ya götüren uçak Madrid'den kalktığında ağladım." diyecekti. Arsenal, Kuzey Londra'da cephane işçileri tarafından kurulmuş, günümüzde de işçi sınıfından büyük taraftar kitlesine sahip bir kulüptü. Zonguldak'tan Gelsenkirchen'e göç eden işçi bir ailenin çocuğunu da hemen benimsemişlerdi. Dolayısıyla Mesut, Emirates'te büyük bir konukseverlikle karşılandı. Arsenal'e transferinin ertesi yılındaysa Mesut'un kariyeri için bambaşka bir doruk noktası yaşandı. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın kadrosundaki en değerli isimlerin başında geliyordu. Daha iyi bir yaşam umuduyla Almanya'ya göç eden mütevazi insanların, Gelsenkirchen'in göçmen gettolarında futbol oynayarak büyüyen bir deri bir kemik çocuğu, Almanya'ya 24 yıl sonra Dünya Kupası'nı getiren takımın bir parçası olmuştu. Ne var ki hayat Mesut için hep böyle toz pembe devam etmeyecekti. Mesut yeni vereceği kararlarla bambaşka bir yola sapmak üzereydi. Ancak burada bölüme kısa bir ara vereceğiz. Geri döndüğümüzde ise Mesut'un kariyerindeki iniş sürecine odaklanacağız. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için podcast6 kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol. Bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Mesut tam 7 yıl boyunca Kuzey Londra temsilcisinin formasını giydi. Bu hikaye başta çok iyi başlamıştı. Ancak zamanla performansı düşüyordu Mesut'un. Sık sık sakatlanıyor, bir maç harikalar yaratıp sonraki 5 maçta ortadan kayboluyordu. 7 sezonda oynayabileceği 266 Premier Lig maçının sadece 184'ünde forma şansı bulabilmişti Mesut. Birçok eleştirmen Mesut'un futboldan sıkıldığına yönelik yorumlar yapıyordu artık. Ancak Mesut'un kariyerini değiştiren esas olay yeşil sahalarda değil, politika sahnesinde gerçekleşti. 14 Mayıs 2018'de o dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışan Recep Tayyip Erdoğan ile kameralar karşısına geçti. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi kampanyasını yürüten Erdoğan, Londra'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşen Erdoğan, Londra'da Four Seasons Otel'de dinlenmeye çekilecekti. Otelde Premier Lig'de top koşturan Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan burada Erdoğan'ı karşıladılar. Tayyip Bey ile samimi görüntüler veren 3 futbolcu da Türkiye Cumhurbaşkanı'na formalarını hediye etti. Mesut belki bilinçli olarak, belki de alelade bir düşünceyle gerçekleştirdiği bu buluşmanın tüm yaşamını değiştireceğini ne kadar hayal ediyordu bilmiyoruz. Ancak Erdoğan ile verdiği fotoğraflar hem Almanya, hem Türkiye, hem de İngiltere basınında geniş bir yer buldu. En sert eleştiriler de Almanya'dan geliyordu. Zira o dönem Türkiye ile Almanya arası fazlasıyla gergindi. Erdoğan Almanya'yı PKK ve FETÖ militanlarını
Türkiye'ye iade etmediği için çok sert bir dille eleştiriyordu. Hatta Almanya için Nazi kelimesini bile kullanmıştı. Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz. Almanya kamuoyuysa Erdoğan'ın her geçen gün daha fazla otoriterleştiğini, bu tutumuyla Türkiye'deki basın ve ifade hürriyetini yok etmek üzere olduğunu savunuyordu. Mesut'un böyle bir atmosferde Erdoğan ile buluşması işleri karıştırmıştı. Almanya medyası Erdoğan'ın seçim öncesi Türk diasporasıyla yakınlaşma girişimine Mesut'un alet olduğu yorumunda bulunuyordu. Aynı buluşmada Erdoğan'la görüşen futbolcular arasında İlkay Gündoğan da yer alıyordu. İlkay da tıpkı Mesut gibi Almanya milli takım forması giyen Türk asıllı bir futbolcuydu. Buna rağmen Gündoğan bu kadar sert eleştiriler almamıştı. Ancak asıl kıyamet 2018 Dünya Kupası sonrasında koptu. Son şampiyon Almanya'nın gruptan çıkamamasının sorumluları arasında Mesut'un da adı sıkça geçiyordu. Korkunç bir eleştiri furyası başladı. Almanya'da spor ve siyaset basının hedefindeki başlıca isim Özil olmuştu. Erdoğan'ın yancısı ve yardakçısı tarzında haberler yapılıyordu artık. Mesut'un Dünya Kupası'nda berbat bir performans sergilediğine, Erdoğan ile fotoğraf çektirme maharetlerini yeşil sahada göstermediğine dönük eleştiriler yağıyordu. Uzun süre suskun kalan Mesut, 23 Temmuz 2018'de zehir zemberek bir açıklama yayınladı ve Almanya milli takımını bıraktığını duyurdu. İki sayfalık açıklamada özetle şunlar söyleniyordu. Almanya'ya vergi ödememe, Alman okullarına bağışlarda bulunmama ve Almanya'yla Dünya Kupası'nı kazanmama rağmen hala topluma kabul edilmedim. Çünkü onların gözünde hala göçmenim. Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Podolski ve Klose hiçbir zaman Leh Alman olarak görülmedi. Ben neden Türk Alman olarak görüldüm anlamıyorum. Türk ve Müslüman olduğum için mi? Türklüğüme saygı göstermemeleri artık bardağı taşıran son damla oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'ya geldiğinde kendisini ziyaret ettim. Çünkü kendisi bir devleti temsil ediyor. Kendisine benim gösterdiğim saygıyı Kraliçe Elizabeth ve Başbakan May de gösterdi. Konuyu politik bir propagandaya dönüştürmek ahlaksızcaydı. Almanya için bir daha oynamayacağım. Irkçılık asla kabul edilemez. Mesut Özil'in bu açıklaması tek kelimeyle bir hesaplaşma anlamı taşıyordu. Açıklamanın ardından birçok yorum yapıldı. Kimisi Mesut'u haklı buluyor, kimisi onu eleştirmeye devam ediyordu. Kimisi ise Mesut'un siyasette değil, yeşil sahalarda hünerlerini göstermesi gerektiğini düşünüyordu. Tüm bu yorumlar bir yana, ortada bir gerçek vardı. Mesut Özil için 10 yıldır formasını terlettiği Almanya milli takımı defteri tamamen kapanmıştı. Mesut'un 2014'te havaya kaldırdığı Dünya Kupası, Erdoğan ile verdiği fotoğrafların gölgesinde kalmıştı. Mesut'un Almanya medyasıyla hesaplaşması, Türkiye'de iktidara yakın çevrelerde geniş bir destek buldu. Bizzat Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı. Mesut için aslan gibi bir duruş gösterdi, dedi. Almanya'da doğup büyümüş bir Mesut Özil'imiz, bir İlkay'ımız İngiltere'de kendileriyle beraber bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumda dışladılar. Doğrusu hazmedemedim. Bu süreç kariyerinin sonuna yaklaşan Mesut için de yeni bir fırsat doğurdu. Ocak 2018'de, yani kıyametin kopmasından sadece birkaç ay önce Arsenal ile mukavelesini 3 yıl daha uzatmıştı. Böylece haftalık kazancını 350 bin pound'a çıkardı. O artık takımın en çok kazanan futbolcusuydu. Covid-19 sürecinde maaşından kesinti yapılmasını kabul etmedi Özil. Bugünlerde İngiltere basınında yoğun tepkisini çekti. Hatta İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bile esprili bir dille Mesut'a yüklenerek "Elindekiyle idare etsen olmuyor mu?" şeklinde bir eleştiri getirmişti. Mesut'un sahadaki performansı düştükçe sağ dışındaki açıklamalarının sayısı da arttı. 2018 sonrası sık sık Uygur Türklerinin Çin'de yaşadığı zulümlerden bahsetmeye ve bu yönde paylaşımlar yapmaya başladı. Mesut'un Premier Lig'in en önemli finansörlerinden Çin'e karşı takındığı bu tutum Londra macerasının da sonunu hazırlıyordu. Mesut artık Türk ve Müslüman kimliğini daha fazla ön plana çıkarıyordu.
sık sık Türkiye'ye geliyor, İstanbul'un gece hayatında boy gösteriyor, Acun Ilıcalı gibi dev medya fenomenleriyle aynı karelerde yer alıyor, Erdoğan'ın açıklamalarını beğeniyordu. Değişen tutumunun üstüne performansındaki düşüş de eklenmiş, kadroya girememeye başlamıştı. 2020-2021 futbol sezonunda kariyerinin en kötü dönemini geçiren Mesut için Arsenal Teknik Direktörü Arteta yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri dile getirdi. Herkes düşüncelerini paylaşmakta özgür. Benim tarafımdan söylenebilecek tek şey Mesut'u oynatmamamın tamamen futbol içi bir karar olduğu. Vicdanım çok rahat. Çünkü ona her zaman adil davrandım. Her ne kadar Arteta böyle söylese de başta Arsenal'in efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger olmak üzere birçok spor otoritesi Mesut'a karşı alınan tavrın Çin aleyhindeki paylaşımlarından kaynaklandığını savunuyordu. Tüm bunlar yaşanırken Mesut için de 2018'den beri ektiği tohumları biçme vakti gelmişti. Almanya milli takımını bırakan, Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil, kısa zaman önce kendisinin nikah şahitliğini de yapan Tayyip Erdoğan'ın telkini ve desteğiyle 18 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk önce herkese selamlıyorum. Başkanımız dediği gibi Fenerbahçe için bir rüyadı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de bu muhteşem bağlantı artık olacak. O yüzden çok mutluyum. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım Allah'ın izniyle. Başarılı bir sezon geçiririz takım olarak. Ben inanıyorum Fenerbahçe'ye. Her zaman inanmışımdır bir Fenerbahçeli olarak. O yüzden burada olduğum için de çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Özil'in transferini dünya yıldızı Fenerbahçe'de manşetleriyle duyuran bazı gazeteler sarı lacivertlilerin tarihindeki en değerli transferlerinden birini yaptığını savunuyordu. Fenerbahçe'ye imza atarken çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için gerçekleşiyor diyen Mesut'un ifadeleri bazı soru işaretleri barındırıyordu. Zira Mesut bahsettiği rüyayı kariyerinin son döneminde kendisi için oldukça cazip şartlarda bir mukaveleye imza atarken değil, gerçekten bir dünya yıldızı olduğu günlerde de gerçekleştirebilme olanağına sahipti. Nitekim Fenerbahçe kariyeri Mesut dışında hiç kimse için pek de karlı bir dönem olmadı. 2020-2021 sezonunu bir asistle ve golsüz kapatan Özil, 2021-2022 sezonundaysa sahada bile görünmüyordu. Rüya transfer beklentilerin çok altında kalmıştı. Bu performansın üstüne bir maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile soyunma odasında bir gerginlik yaşadı. Bunun üzerine Kartal 24 Mart 2022'de Mesut'un kadro dışı kalmasına karar verdi. Kartal'ın ardından takımın başına geçen Jorge Jesus da Mesut'u kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi. Rüya çok kısa sürmüştü. Ne yapacağı merak konusu olan 33 yaşındaki oyuncu 14 Temmuz 2022'de Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Başakşehir'in yolunu tuttu. İstanbul kulübüyle 1+1 yıllık mukavele imzaladı. Bu Mesut'un imzaladığı son kontrat olacaktı. Ağrıları ve sakatlıkları geçmek bilmeyen Özil sadece 9 ay sonra 22 Mart 2023'te futbolu bıraktığını açıkladı. Tüm futbol severlerin ağzına bir parmak bal çalmıştı Mesut. Yeteneği ve başarılarıyla kendi mevkisinde bir dönem dünyanın en iyileri arasında gösterilmişti. 26 yaşından itibaren duraklama ve düşüş dönemine geçen kariyeri onu bugün bir dönemin en iyilerinden sıfatıyla anmamızı sağlıyor. Oysa Mesut tüm zamanların en iyilerinden biri olabilecek yeteneğe sahipti. Gelsenkirchen'in göçmen getolarında başlayan yaşamı, Almanya'ya Dünya Kupası kazandıran altın kadroya, Santiago Bernabéu'da Ronaldo'nun partnerliğine, Kuzey Londra'nın yıldızlığına kadar uzandı. Mesut Özil, tüm doğru ve yanlışlarıyla bir dönem yeşil sahalarda adından söz ettirmeyi başardı. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Podcast 6 kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı.
Tak bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni tak.com.tr'ye bekliyoruz.